Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocalarım, değerli kardeşlerim, çok kıymetli bacılarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 7 Ekim Aksa tufanı sürecinden bu yana hangi salonda, hangi seminerde, hangi çalıştayda söz almışsak, konuşmuşsak hiçbir konumuz, hiçbir programımız e, Gazze'den, Filistin'den, Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan bağımsız olmamıştır. Ve olamaz da zaten. Aslında bunun için çok da zorlamaya gerek yok. Zaten o bağlantı kendiliğinden kuruluyor aslında. Hangi konuyu dile getirirseniz getirin, illaki orayla bir bağlantı söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bugün benim konu başlığı zaten namaz ve mücadele ruhu. Aynı zamanda Gazze örneği üzerinden anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğim. Gazze'de yapılan saldırılarda bombardımanlardan sonra bir enkaz haline gelmiş bir binadan orta yaşlı bir kardeşimizi bir gazze'liği çıkarmaya çalışırken o enkaz altından yaşıyor. Fakat o enkaz içerisine sıkışmış durumda etrafındaki o enkazı temizlemeye çalışırken namaza duruyor. Bu internette videolarda var izleyebilirsiniz. O esnada geçen bir namazını herhalde hatırlamış olmalı ki o halde alabildiği şekilde onu göremiyoruz videoda belki bir teğmüm alabilmişse bir teğmümle namaza duruyor namaz kılıyor. İşte onu izlediğiniz zaman Hakikaten namaz ve mücadele, namaz ve direniş ruhunun nasıl birlikte olduğunu, nasıl bir bağ sahip olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Kendi yaşadığımız geçmişten bir örnek de vermek istiyorum. 28 Şubat süreci sonrasında örnek olması açısından kendimizden bahsetmek belki çok yerinde olmaz ama bir gözaltı süreci yaşamıştık ve gözaltı sürecinde 7 gün, sekiz gün civarında bir e, süreç oldu bu. Bu süreç içerisinde dört gözle kapıların açılmasını ve bizi abdeste götürmelerini bekliyoruz. Bu doğal olarak gelişen bir şey. Özel olarak bu bunu yapma gayreti içerisinde değildik. Ama bu doğal olarak e, cereyan eden bir olay oldu sürekli bir an önce bizi abdeste götürsünler de gidelim abdest alalım ve gelip namaz kılalım. İşte orada yaşadığınız bazı olaylar aslında sizlere ayet-i kerimelerin ne anlama geldiğini daha güzel ifade ediyor, izah ediyor. Estaizu Ya eyyühellezine amen bis sabri salah ma'as sabirin. Ey iman edenler Allah'tan sabır ve namaz ile yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada siz bir yandan içinde bulunmuş olduğunuz o hale sabretme ama bu sabrı gerçekleştirebilmek için bir namaza muhtaç olduğunuzu doğal olarak yaşıyorsunuz. Yaşayınca ayeti i kerimenin ne anlama geldiğini daha iyi idrak etmiş oluyorsunuz. Evet bu ayet-i kerimenin Bakara 153. ayetiydi bu. Bedir savaşı öncesinde nazil olduğu rivayet edilir ve bu süreçte Bedir'in önce çetin bir sürecin gerçekleşeceği bu gerçekleşecek çetin sürece bir hazırlık amaçlı olduğu rivayet edilir. Yani yaşanacak olan bu çetin süreç içerisinde nasıl bir mücadele ile karşılaşılacak? Buna karşı nasıl bir tavır alınacak? Aslında bunun bir ön hazırlığı gibi düşünülebilir. Bu sürece giderken bir yandan sabırla bir direniş ama namazla da aynı şekilde Allahu Teala'dan bir yardım talebi. Yani bir elde sabır, bir elde namaz ve kıyamımızla birlikte Allahu Teala'dan o çetin süreci atlatabilmeyi talep ediyoruz. Yardımı böyle diliyoruz. Yani aslında Allahu Teala bize şunu emrediyor, telkin ediyor. Benden yardımı talep ettiğiniz zaman sadece kavli olarak talep etmeyin. Aktif bir şekilde yani atıl ve tembel bir pozisyonda değil, aktif bir pozisyonda benden yardımı talep edin. Bir elimizde evet, kavli olarak dualarımız, namazlarımız, münacatlarımız, ama öte taraftan da sabırla göstereceğimiz aktif bir direnişimiz. Bir yandan gayret, çaba, ondan sonra da namazla ve münacaatla Rabb'e bir yöneliş ve ikisiyle birlikte Allahu Teala'dan bir yardım talebi. İntesurullah eyan surukum ve yusabbit aqdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar diye buyuruyor Rabbimiz. İşte bugün Gazze'de bunun tam da bu mücadelenin aynen tekrarlandığını yaşandığını görüyoruz. Bakınız çok dile geldi bu süreç içerisinde roketler Gazze'de Kassam Tugayları'nın roketleri, Yasin 105 roketleri. Aslında tamamen kendi ilkel koşullarda yapmış oldukları roketler. Fakat bu roketleri imal etmek adına tüm şartları, zorlukları aşarak ellerinden gelen tüm imkanları seferber ederek bunu imal ettiler. Yani bir yandan bir direniş ve ondan sonra bu mücadeleyi verirken Allah'tan bir yardım talebi. Ama yine burada şunu ifade edip Yasin 105'e geri döneceğim. Mahmut El Rantisi isminde bir akademisyen var Gazze'li İstanbul'da. Ona bir röportajda soruyorlar. Bu büyük direniş, bu büyük mücadele verilirken yani Kassam Tugaylarının Hamas üyelerinin bu eğitimden geçtiğini düşünebiliriz. Peki bu halk nasıl bu dirayeti gösteriyor, bu sabrı gösterebiliyor? 2 milyonu aşkın bir halk nasıl bunu böyle bir sabrı, böyle bir betaneti, böyle bir duruşu sergileyebiliyor? Diyor ki Mahmud El Rantisi, Gazze tamamen Kur'an'dan beslenen bir halk. Bakın binlerce hafızları var binlerce hafızları. Kendi kaynanası da o hafızları yetiştirenlerden biri. Ve geçen yaz döneminde İstanbul'a onun evine gelmiş. Kızı Gazze'de evlendiği halde kızının düğününe gitmemiş. Çünkü güveniyorlar. Hem damada hem kızına güvendiği için kızının evlilik süreci gerçekleşiyor. Gazze'ye gitmiyor. Çünkü büyük direnişler, büyük mücadeleler içerisinde olanlar bu tür meseleleri çok büyütmüyorlar. Bu anlamda da bize aslında güzel bir derstir. Bir nişan, bir düğünleri aylarca uzata uzata hayatın tek gayesine dönüştürme gibi yanlışlarımız. <laughs> Fakat öğrencilerinin Gazze'de hafızlık sınavına gireceğini duyunca yerinde duramayan kaynanası tüm ısrarlara rağmen dayanamıyor ve Gazze'ye geri dönüyor. 7 Ekim Aksa tufanı gerçekleşiyor. Öğrencileri o Ağustos ayında 29 bin tane kız öğrencinin hafız olduğu söyleniyor. Ve kendisi bir bombardımanda Kur'an üzerindeyken şehit oluyor. İstanbul'dayken bir tepe üzerinde İstanbul'un yedi tepelerinden birinden boğazı seyrederken kaynanam şunu söylüyordu diyor Mahmud Erantisi. Cennetten bir manzara gibi ama bu sahte cennetler. Ben Rabbimden gerçek cennetleri diliyorum. Ve gerçekten samimiyetle dile gelen bu sözler netice buluyor ve Aksa tufanı sürecinden sonraki saldırılarda şehit oluyor. İşte böyle bir halk Kur'an'la bu kadar haşır neşir ve bu kadar hafız yetiştiren bir halk. Dolayısıyla diyor ki Kur'an'la o kadar iç içe ki Mahmud Erantisi bu gazı halkı için sabrını tamamen Kur'an'dan alan bir halktır bu. İşte o sabrı alan bu halk ve mücahitler dikkat eden görüntülerinin çoğunda ya mücadele halindedirler, direniş halindedirler, eylem üzerindedirler veya görürsünüz onları namazdadırlar, kıyamdadırlar, rükudadırlar, secdededirler. Bir yandan direniş ama bu direnişi besleyen namaz, kıyam, ruku ve secde hali. Onları besleyen bunlar. İşte Yasin 105 roketlerini yaparken de evet kıyamdadırlar namazdadırlar duadadırlar münacaatadırlar ama ya rabbi bize göklerden zafer gönder demeyip ellerinden gelen gayreti sergiliyorlar ve Yasin 105 roketini yapıp ilkel koşullarda yaptıkları o roketlerle Allah'ın inayetiyle ve ma ramayte diye Allah'ın buyurduğu gibi siz vurmadınız Allah vurdu Allahu Teala o roketleri neticeye ulaştırdı. Yasin 105 Yasin ismi Şeyh Ahmet Yasin'den geliyor. 105 nereden geliyor? 105. sure, fil suresi, ebabiller. İşte elden gayret, gelen gayreti tüm ilkel koşullara rağmen, tüm çabaya rağmen o gayreti sergiledikten sonra Allah'a o verdikleri isimle adeta yani halen, hali bir şekilde hal diliyle adeta Allah'a münacat ediyorlar. Ya Rabbi bunu bir ebabil yap. Ve bunu o fillerin üzerinde patlat diye ismini Yasin 105 bırakmışlar. Evet işte demek ki bir yandan bir direniş ve bir mücadele sergileyebilmek için namazla bunun sağlam bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yani ikisinin adeta arasında öyle bir bağ var ki bunlar birbirinden kopmaz bir bağdır ve namazın sabra kayna kaynaklık etmesi denizleri besleyen ırmaklar gibi ifade edilir. Bu da sabrı besliyor. Yani sabır dediğimiz tembellik ve pasiflik değil. Direniş halinde bir sabrı besleyen bir kaynaktır. Denizleri besleyen ırmaklar misali. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için buyrulur. Zor, elem verici bir iş gelip çattığı zaman Allah Resulü derhal namaza dururdu. O zorluğun üstesinden gelebilmek için namaz tek sığınılacak çare. Allah Resulü de bize bunun örnekliğini sergilemiş oluyor. Yine Seyyid Kutub bununla ilgili Allah rahmet eylesin diyor ki zaman uzayıp zorluklar artınca sabır azalıyor hatta tükeniyor. İşte namaz kurumayan bir kaynak bitmeyen bir hazinedir ve sabır ipi yalnızca namazla uzar sabır ipi yalnızca namazla kopmaz bir hale gelir. O sabrın gerçek anlamda bir duruşa bir dirayete, bir direnişe dönüşebilmesi ancak hakkıyla e, ifa, ifa edilen, ikame edilen bir namazla mümkündür. Yine Üstad Mevdudi sabır zorluk anında moral ve destek gücüdür diyor. Zor ve zahmet anında sabır, moral ve destek gücüdür. Namaz ise disiplini sağlayan bir ibadettir. O mücadele halinde namazla bir disiplin veriyor bizlere. Allah rahmet eylesin dün 19 Ekim Aliya İzzet Begoviç'in vefat yıl dönümüydü. Müslümanlar diyor öyle bir ibadete sahiptir ki o namaz aslında onlara temizlik ve onlara bir e, düzen, bir intizam, bir disiplin veren ibadettir. Ama maalesef diyor bu ibadetlere sahip olan Müslümanların hayatında bir disiplin yok. Bu nasıl olur diyor bunu anlayamıyorum. Bunu anlayan Nobel ödülü kazanır diyor tüm ibadetleri buna endeksli yani düzen, disipline endeksli, zaman ayarlı ama Müslümanların hayatında bir düzen ve disiplin yok. Bunu anlayamıyorum, bunu idrak edemiyorum. İşte dolayısıyla aynı zamanda namaz onlara bir disiplin sağlıyor o direniş ve o sabrı, o mücadeleyi ortaya koyabilmek için. Selahaddin Eyyubi'nin bir gençle diyaloğu var. Bir cuma namazında bir genç Selahaddin Eyyubi hutbe verirken kalkıyor işte Kudüs esaret altında burada sadece konuşuyorsunuz diyor. Selahaddin Eyyubi bir şey demiyor. Hutbeyi kılıyor, namazı bitiriyor. Ertesi gün cumartesi sabah namazında camide o genci soruyor ama o genç camide değildir. İşte orada Selahaddin Eyyubi diyor. Ne zaman ki sabah namazlarında camilerimizi cuma günleri gibi, cuma namazı gibi doldurmaz isek Bizim Kudüs özgürlüğüne kavuşmamız mümkün olmaz. Ne zaman ki onu yaparsak, onu sağlarsak işte o zaman Kudüs'ün özgürlüğünden bahsedebiliriz. Bugün bu büyük güce sözde rağmen bu bir avuç mücahidin direnişinin işte neticesi ya da temel kaynağı işte onların bu namaz, özellikle de dikkatinizi çekmek istiyorum Selahaddin Eyyubi'nde vurguladığı gibi sabah namazları. Sabah namazlarında camilerimiz boş olduğu müddetçe biz bir Kudüs özgürlüğünden ya da İslam ümmetinin izzetinden bahsedemeyiz. Bunu ihmal ettiğimizin çok net görüntülerini hepimiz görebiliyoruz. Şeyh Ahmet Yasin bir sabah namazı çıkışında şehit edildi. Tüm uyarılara rağmen sabah namazında camiye giderek bunu bir örneklik olarak gösterdi ve sabah namazı çıkışında şehit oldu. Yahya Sinvarla ilgili Allah rahmet eylesin. Şeyh Yahya Sinvarla ilgili de şu söyleniyor. Güvenliğin olduğu dönemlerde Yahya Sinvarla görüşmek istiyorsanız sabah namazını Hasan El Benna veya Rahmet Camii'nde kılmanız yeterlidir. Güvenlik olduğu zamanlarda orada sabah namazında onları bulabilirsiniz. Gazze İslam Merkezi'ni Şeyh Ahmet Yasin ve Aziz Rantisi kurduktan sonra Gazze İslam Merkezi 1973 yılında tamamen cami mescit eksenli olarak kurulmuştur. Oğlu Şeyh Ahmet Yasin, oğlu Abdülhamit Yasin Hamas tamamen mescide dayalı bir harekettir diyor. Mescide dayalı hareketler ancak bu başarıyı gösterebiliyorlar. İşte sonrasındaki süreçte Müslümanlar Şeyh Ahmet Yasin öncülüğünde sürekli yeni camiler inşa etmeye çalışırken işgalciler hep engel oluyorlar ki orada şey Ahmet Yasin'in en yakın güvendiği kişi yine Yahya Sin vardır ve o camilerin inşasında ciddi mücadele sergilemişlerdir o dönemlerde. Evet dolayısıyla bunlar olduğu zaman zaferler vardır. Bunlar yoksa zaferler yoktur. Yine Selahaddin Eyyubi karargaha dolaşırken bir gece vakti bir çadırın yanından geçerken sadece horlama seslerinin geldiğini görür. İşte buradan der mağlubiyetin kokusu geliyor. Biraz ilerler başka bir çadırda artık namazda, kıyamda, secdede veyahut işte rahle üstünde Kur'an sesleri geliyor. Yani namaz e, kılan insanların veya Kur'an okuyan insanların sesleri geliyor, Müslümanların sesleri. İşte diyor buradan zaferin kokusu geliyor. Bunlar varsa zafer vardır. Bunlar yoksa zafere ulaşmak mümkün değildir. İki yıl önce kısmet olduk, Kudüs'e gittik, Mescid-i Aksa'da namaz kıldık. Orada gördüğümüz şu noktayı özellikle son dönemde özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Belki bacılarımız için özellikle bu bir ders olmalıdır. Erkekler çünkü orta yaş erkekler belli bir yaşa kadar Mescid-i Aksa'ya girmekte zorlanıyorlar, bırakmıyor işgalciler iş annelere düşüyor. Ve anneler o çocuklarını mescid Aksa'nın avlusuna getiriyorlar. Piknik yapıyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar ve mescid Aksa'nın şuurunu alıyorlar. Bunu yapan onların anneleri. Özellikle bahçede bunu birçok yerde görebilirsiniz. mescid Aksa'nın avlusunda anneler çocuklarına küçüklükten itibaren mescid şuuru, aksa şuuru, Kudüs şuurunu vererek onları besliyor. Bu gençlerdir yetişip bugün işgalcilere karşı bu mücadeleyi verenler. Yine Aliye İzzet Begoviç'in mesela hayatına baktığınız zaman 12 yaşlarındayken annem beni sabahleyin camiye gönderirdi diyor. Bakın 12 yaşında camiye gönderirdi. Kısmet oldu Bosna'ya da gittik oraları görme imkanımız da oldu. Özellikle orada Hatijica diye bir camide imam Mujezinoviç isminde bir imam okuduğu Rahman suresini Ali Begoviç yıllar sonra dile getiriyor. Üstünde bıraktığı o etki ve böyle bir bilge liderin ortaya çıkmasının belki de temel kaynakları. Yine burada annelerin fonksiyonu ortaya çıkıyor ve caminin o çocuklar üzerindeki etkisinin yıllar sonra bile nasıl devam ettiğinin bir göstergesi. Bosna'da bize rehberlik yapan bir ilahiyatçı genç vardı. Gezerken dolaşırken birçok yerde son şey geldim zaten bitiriyorum inşallah. Don't forget Srebrenica diye yazıyorlar. İşte Srebrenica'yı unutma oradaki katliamı unutma diye birçok yere yazmışlar. Ama camilere gittiğimizde pek gençleri göremedik. Ben de sordum yani her tarafta Srebrenica'yı unutma diye yazılmış ama fakat camilerde kimseyi göremiyoruz. Yani gençler pek yok. Hatta yaşı büyük olanlar yani çok belli bir yaşın üstündekiler daha çok görünüyordu. Şunu söyledi. Dedi ki Bosna savaşı başladığı zaman saldırılar başladığı zaman halk topyekun bir camiye koştu. Namaza koştu. Bakın bu fıtri bir şey. O anda zorluk anında Allah'a iltica etme duruşuyla, düşüncesiyle camilere koştular. Ama maalesef zorluklar, sıkıntılar, meşakkatler geçince bu biraz unutuldu ve bugün ki zaten artık o savaş sonrasında bugünün gençleri o savaşı hatırlamaz bile. 92-95 yıllar arasında gerçekleşmiş. Dolayısıyla böyle bir süreç de yaşanıyor. Zorluk anında sadece Allah'ı hatırlamakla olmaz. Eğer sadece öyle olursa esaret bitmez bunun devam etmesi evet o anda bir dönüş güzel bir şey fakat bunun devam etmesi özellikle gerekiyor. Çünkü namaz müminin miracıdır. Kudüs'le direkt bağlantılıdır. Beş vakit namaz miraç olayından sonra farz kılınmıştır. Namaz, Kudüs, miraç bunlar birbiriyle hep bağlantılıdır. Miraç, yükseliş, izzet, şeref ancak namaz hakkıyla ikame edildiğinde olmuş tarihi boyunca. Namaz hakkıyla ikame edildiğinde sabah namazları ve camilerde bunu göstermek dahil Kudüs ve İslam ümmeti özgürlüğüne kavuşmuş, aziz olmuş ama ümmet ne zaman ki bunlarda gaflete düşmüş, tembelliğe düşmüş Kudüs başta olmak üzere İslam ümmeti zillete maalesef düşar olmuştur. Rabbim miraç olacak namazları bizlere nasip etsin ve bu namazlarla sabrımızı, mücadelemizi, direnişimizi bilesin ve bu namaz, namaz ve sabrın birlikteliğiyle İslam ümmetini yeniden o aziz, yeniden o yüce, o şerefli pozisyonlarına getirsin, onları yeniden yaşatsın. Kudüs'ün, Mescidi i Aksa'nın özgür bir görüntüsünü bizlere göstersin. Orada özgür bir Mescidi i Aksa'da namaz kılmayı cümlemize nasip etsin inşallah. آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور